Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili izleyiciler, Gözümün Nuru namaz programında bugün de sizlere çocuklarımıza namazı nasıl sevdirelim isimli kitabımızın takip ettiğimiz çizgiyle anne babalar olarak çocuklarımıza namazı sevdirmek için namazın düşmanı var, şeytan var, nefis var, kötü çevre var, kötü arkadaşlar var vesaire. Efendim bunlara karşı bizim yardıma ihtiyacımız var. Çocuklarımız hatta zaman zaman böyle okulda namaz kıldıkları için bazı namaza haset eden, namaza düşman olan televizyon kanalları bile okullara gidip baskın yapıp tuzaklar kurup çocukları namaz kılarken çekip sanki böyle suç işlemiş gibi onları afişe eden maalesef bahtsız şanssızlar var. Cuma namazına çocukları öğretmenleriyle beraber gidiyor diye bütün kameramanlarını toplayıp suçüstü yapmış gibi böyle acayip, garayip, neydi belirsiz yanlış davranışlarda bulunanlar var. Müslüman olanın tabi böyle bir şey yapması mümkün değil. Yani Müslüman çocukların namaz kılmasından mutlu olur, sevinir, hatta onları destekler, teşvik eder vesaire. Tam tersine bizim bazı basın organları, Allah onları affetsin, ıslah eylesin. Çocuklar cuma namazına gitti diye onları deşifre ediyor. Okulun çatısında namaz kıldılar diye bütün sanki suçlular yakalamış gibi kameralarını oraya yönlendiriyor vesaire. Yani anayasanın 24. maddesinde en korunmuş olmasına rağmen hakkımızı kullanamadığımızdan, ısırıklığımızdan dolayı maalesef bunlar Müslüman mahallesinde salyongoz satarak işlerini yapmaya çalışıyorlar. Onlar işlerini yapıyor da fakat Müslümanlar asıl işlerine ne kadar sahip çıkıyor ya da çıkamıyor, bunu düşünmemiz gerekiyor sevgili kardeşlerim. Demek ki namazın hasımları var, hasetçileri var. Öyleyse çocuklarımıza namazı sevdirmemiz kolay olmayacak. Allah'ın yardımına ihtiyacımız var. Allah'a dua edeceğiz. Dua ve ibadetiniz olmasa Rabbiniz size ne diye değer versin buyurmuş Yüce Rabbimiz kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde. Öyleyse dua edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki annenin babanın evladına yaptığı dua peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir. Yani biz anne babamız, anne babalar olarak evladımıza dua edersek peygamberimizin bize yaptığı dua gibi bu kadar kıymetli bir hazineye sahibiz. Şimdi ben gittiğim bütün programlarda soruyorum salonlarda. Çocuklarınıza dua ediyor musunuz namaz kılması için? Herkes kendince bir şeyler söylüyor ama Rabbimizin öğrettiğinden habersiziz sevgili kardeşlerim. Çocuklarımıza en önemli vazifemiz duada bile kusurluyuz. Nasıl dua edeceğimizi öğrenmemişiz. Halbuki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğretmiş, en çok yaptığımız hatalardan birisi de çocuklarımızla dua edemediğimiz gibi, nasıl dua edeceğimizi bilmediğimiz gibi sıkıldığımızda, bunaldığımızda, kızdığımızda onlara maalesef beddua edebiliyoruz. Allah muhafaza sevgili kardeşlerim. Çocuklarınıza sakın ha beddua etmeyin. Beddua ederseniz sizin yüreğiniz yanar, siz acısını çekersiniz çocuğunuzla beraber. Onun için siz olun, sakın ha onlara beddua etmeyin sevgili kardeşlerim, dua edin. Peki nasıl dua edeceğiz hocam diye bir soru sorabilirsiniz. Onu da Yüce Rabbimiz bizlere öğretmiş İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle Kur'an-ı Kerim'de sevgili kardeşlerim. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbimiz bizi ve neslimizden gelenleri namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul eyle. Böyle dua etmiş İbrahim Aleyhisselam. Rabbimiz onun diliyle biz anne babalara böyle dua etmemizi emreylemiş. Kişinin evladına demek ki böyle dua edecek, beddua etmeyecek. Eğer beddua edecekseniz ben size iki beddua öğreteyim. İnşallah onlar yapın. Hiçbir yan etkisi olmayacak sevgili kardeşlerim. Birisi sevgili peygamberimizin kızdığında, sinirlendiğinde en kötü cümlesi ne olurmuş biliyor musunuz? Bakalım biraz böyle zihinlerinizi yoklayın. Sevgili peygamberimiz böyle kızdığında iki kaşın arasında böyle bir damar kabarırmış. Efendimizin sinirlendiği kızdığı oradan anlaşılırmış. Yani alemlere rahmet olarak gönderilen
o güzel insan, güzeller güzeli acaba sinirlendiğinde ne diyordu? Hadi bakalım hep birlikte düşünelim, bulabilecek misiniz? Siz kızdığınızda, sinirlendiğinizde böyle kulaklarınızdan alevler çıktığında ne söylüyorsunuz bir bakın. Bir de sevgili Peygamberimizin yaptığı en kötü cümleye, söylediği en kötü cümleye bakın sevgili kardeşlerim. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en kötü cümlesi hay alnı secdeden kalkmayasıca diye beddua etmesiymiş. En kötü cümlesi efendim sinirlendiğinde, kızdığında efendim buymuş. Siz ne söylüyorsunuz? Ne böyle yakası oyulmadık beddualar var, yanlış sözler var. Allah-u Teala bizleri affeylesin de o tür hatalara, kusurlara düşmeyelim sevgili kardeşlerim. İşte burada bir başka güzel hatıra da efendim Kabe'nin imamlarından İmam Abdurrahman Es-Südeysi'nin yaptığı, annesinin ona yaptığı bir beddua var. Efendim hacca gittiğimde bir kardeşimiz nakletti. Efendim İmam Südeysi ile yapılmış bir röportajı. Efendim yani diyor ki ben çocuk yani Kabe'ye imam olmak nere ben nere. Ama anacığımın bedduasıyım ben diye böyle iltifat şey yapmış. Latife yapmış İmam Südeysi. Anacığım çocukken bana kızdığında, sinirlendiğinde en kötü cümlesi bana oğlum Allah seni Kabe'ye imam yapsın olmuş. Yani İmam Südeysi'ye annesinin bedduası Allah seni Kabe'ye imam yapsın cümlesini siz ne nasıl Marmaris'e gittiğimde de anlatmıştım oradaki konferansta. Efendim konferansı düzenleyen Osman Sıracettin kardeşim hemen bunu efendim modellemiş, kopyalamış. Evde efendim çocuğuna şöyle beddua etmeye başlamış. Küçücük yavrusu Ahmet Yasin isminde efendim çocuğuna kızdığında, sinirlendiğinde hanımla böyle kendi aralarında çocuğuna şöyle sesleniyorlar. Oğlum seni Allah Mescid-i Aksa'ya imam yapsın diye Ahmet Yasin'e en kötü cümleleri böyle oluyormuş. Ben de oraya evlerde gittiğimde misafir ettiklerinde Ahmet hocam bizim oğlumuza da bir dua eder misin diye dua istediklerinde ben de onların bu bedduasına yakışacak bir şekilde dua ile karşılık verdim. Allah Ahmet Yasin evladımızı özgürlüğüne kavuşmuş olan Mescid-i Aksa'ya imam yapsın. Bizi de arkasında cemaat olmayı nasip etsin diye efendim o bedduaya dua ile böyle cevap verdik. Evet sevgili kardeşlerim sizler de çocuklarınıza böyle en kötü cümleniz bu şekilde olabilir. Allah seni Mescid-i Aksa'ya imam yapsın, Allah seni Mescid-i Aksa'nın fatihi yapsın gibi efendim böyle sözlerle çocuklarımızı yetiştirirsek, büyütürsek onların şu uratlarına bilinç, bilinçaltlarına neyse işleyecekler. Böyle ideale, gaye ile yetişecekler. Ve inşallah yarın yüzümüzü ağartacak, yüzümüzü güldürecek, seccademize varis olacak evlatlar yetiştirmiş olacağız. Lütfen rica ediyorum bugünkü programın özeti olarak çocuklarımıza dua edelim. Güzel dualar edelim. İbrahim Aleyhisselam gibi edelim. Ya Rabbi bizi ve neslimizden gelenleri namazlarını dosdoğru kılanlardan eyle. Ya Rabbi efendim dualarımızı kabul eyle diye böyle dua edelim. En kötü cümlemizde Allah hay alnı secdeden kalkmayasıca Allah alnını secdeden kaldırmasın. Hep sana namaz kıldırsın, namaz aşığı kılsın diye böyle cümlelerimiz bu şekilde olsun sevgili kardeşlerim. Duamız böyle, bedduamız böyle. Herhalde bu dua ve beddua arasında yetişen evladımız da hayırlı, salih, efendim bir evlat olacaktır. Bizim amel defterimizi kapattırmayacaktır. Yüzümüz dünyada da gülecek, ahirette de gülecek. Ne diyelim? Allah yüzümüzü güldürecek, bizi mutlu edecek evlat sahibi eylesin cümlemizi. Evlatlarımızı namazlarını seven kullarından eylesin. Gelecek programda buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve